şimdi de yerel kalkınmadaki faaliyetleri ve bölgenin tarım değerlerini Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'ndan öğreniyoruz. Sizden kısaca Reyhanlı bölgesini öğrenebilir miyiz? Reyhanlımız Hatay bölgemizin en doğusunda yer alan bir ilçedir. 103 bin nüfusa yakın bir nüfusumuz var. Ama son yıllarda yaklaşık olarak da 120 bin Suriyeli misafiri de ilçemizde barındırmaktayız. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Mağdur bir durumda olan bir komşularımızı ilçemizde misafir ediyoruz şu anda hep birlikte. Ayrıca ilçemizin ekonomik açısından da tanıtmaya geldiğimizde ilçemiz tarım ve tarımsal ürünlere dayalı bir ekonomi hakim. Bunun yanında da ikinci sektör olarak da ilçemiz 2500 tır aracına, tır filosuna sahip bir ilçe olarak Türkiye ekonomisinde, nakledicilik sektöründe önemli bir yer, bir yere hakim. Diğer yönlerde de tarımsal ürünlerden sonraki işlenmesinde sözü geçen işletmeler, çırçı ve presse fabrikalarımız ilçemizde ekonomi açısından da önemli bir yer tutmaktadır. İlçemizde diğer ekonomik değerlerden bir tanesi de Orta Doğu'ya açılan en önemli sınır kapılarından bir tanesi Cülvegözü sınır kapısı ilçemizde bulunmaktadır. Peki efendim, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri nelerdir? Bölgemizde tarımsal açıdan düşündüğümüzde en önemli ürünlerden bir tanesi de pamuk, mısır, buğday ve patates yer almaktadır. Ayrıca son zamanlarda yer fıstığı ve meyve üretimi de yapılmaya başlandı. Tabii bunların içerisinde en önde gelen pamuk ve hububat ürünlerimizin tarımı yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda meyve üretimi ve seracılık anlamda da ilçemiz önemli çalışmalara başladı. Diğer yönden de ilçemizde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Sayın Başkanım, bölgenin tarımsal değerleri nelerdir? İlçemiz yaklaşık olarak 308 bin dekar araziden oluşmaktadır. Bunun 14.400 dekarı mera, 16 bin dekarı zeytincilik, 11 bin dekar meyvelik alan. Geriye kalan kısımlarını da düşündüğümüzde en önde gelen yaklaşık 110 bin dekara yakın pamukçuluk, 75 bin dekara buğday ve 40 bin dekar mısır, 45 bin dekar soğan ve patates, sebze ve yer fıstığı en sonunda da havuçtan oluşmaktadır. İlçemize yetişen ürünler bunlar. Peki efendim, bilindiği gibi kayısının memleketi Malatya'dır. Ama bildiğimiz kadarıyla ilk hasat bu bölgeye aitmiş, Reyhanlı bölgesine. Ki bunu birçoğumuz bilmeyiz aslında. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin kayısı hasadını ilk yapan ilçe konumundayız. Mevsimsel özelliklerimizden dolayı Türkiye'ye yeni mahsul kayısı Reyhanlı'dan gider. Son yıllarda da çiftçilerimiz meyveciliğe ağırlık vermektedir. Ürünler arasında da kayısı önemli bir yer tutmaktadır. Tarihsel açıdan rivayet olur ki Anadolu'da ilk kayısı hasadını yapan Reyhanlı'dır. Tabii ki bu kayıtlara da ulaşmak zor.
Ama şu an görüyoruz ki kayısı için gerçekten çok elverişli bir iklimimiz var ve çok güzel bir toprağımız da var ayrıca. Sayın Başkanım, son zamanlarda muz yetiştiriciliğine de başladığınızı duyduk. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet, iklimsel koşullarımız muz yetiştiriciliği yapmamızı da sağlıyor. Girişimci çiftçilerimiz de devletimizin bu konuda verdiği desteklerden faydalanarak kendi sera alanında oluşturmaya başlamışlardır. Şu anda 62 dekar sera alanında muz üretimi yapılmaktadır. 2021 yılı rekolte tahminimiz de 248 tondur. Sayın Başkanım, bilindiği gibi pandemi sürecindeyiz. Reyhanlı'da pandeminin son durumu nedir ve belediye olarak bu süreçte neler yaptınız? Bizler Reyhanlı Belediyesi olarak bu dönemde sürecin etkisini en aza indirebilmek için yoğun çabalar harcadık. Tabii şükürler olsun ki şu an daha iyi bir durumdayız. Çalışmalar açısından da düşündüğümüzde belediye olarak bizler dezenfektan çalışmasını tüm caddelerimize, tüm sokaklarımıza ve binalarımıza yaptık. Belediye olarak da maske üretimi ve vatandaşa dağıtımı konusunda da çalışmalarımızı yürüttük. Ayrıca ilçe hafıza saha kurulunun almış olduğu kararları da ilçemizde en üst seviyede uyguladık. En önemlisi de bu pandemi süreci içerisinde belediye olarak sosyal çalışmalarımızı da yürütmeye çalıştık. Sosyal yardımlarda da belediye olarak pandemi süresi içerisinde zor durumda olan vatandaşlarımıza da yardımcı olmaya çalıştık. Efendim, son olarak çiftçiye neler söylemek istersiniz? Yıldız Hanım, şu anda bulunduğumuz yer Reyhanlı Barajı. Yaklaşık olarak 600 bin dönüm alanı sulanması hedeflenmekte. Barajımız 9271 metrekare uzunluğu, 21 milyon metreküp dolgu hacmiyle Türkiye'nin en büyük barajlar arasında yer almaktadır. Tabii bu barajımız çiftçilerimiz için büyük bir müjdedir. Bu, tarımın büyük bir oranda geleceğinin de işaretidir. Şükürler olsun, artık barajımız da su tutmaya başladı. Reyhanlı hükümetimizin Hatay için, Reyhanlı için yaptığı en büyük yatırımlardan birisidir. Çiftçilerimizin bu verimli topraklarda ve bu verimli iklimde barajımızın tam kapasite çalışmasıyla çok güzel günler beklediğini de söyleyebilirim. Bu konuda barajın ilk projesinden sonuna kadar emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum.